Herkese tekrardan merhabalar. ziyaretçi takip kaydı veya ziyaretçi takip sistemi uygulamamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle kısaca bir hatırlayalım, en son ne yapmıştık, nerede kalmıştık, bir üstünden geçelim birkaç dakika. En son şunu yapmıştık. Personel kaydı formunun açıldığı anda içerisinde var olan combo box'ın dolmasını istemiştik. Yani tıkladığım anda benim önüme form geldiği anda, daha doğrusu çalışma durumunu bir tablodan çekip buraya eklemiştik. Ve bunu da data table yapısını kullanarak yapmıştık. Şöyle üzerinden bir geçelim en son ne yaptık. Personel kayıt formundayım. Bakın, boşlukta çift tıkladım. Form load event'ı geldi karşıma. Yani form açıldığı anda çalış anlamına geliyor bu. Yani yüklendiği anda aslında. Burada şöyle bir şey yapmıştık aslında, kısmen düzensiz bir kod yazmıştık. Sonra dedik ki yani bu düzensizliği başka yerlerde de kullanabilmek adına, yani başka yerlerden kastım işte personel firmada kullanacağız. Pardon. Ziyaretçi girişinde dedik ki gelen ziyaretçiyi combo box'a dolduracağız. Ziyaret edilenleri combo box'a dolduracağız. Hatta yeni ziyaretçi kaydında ilgili firmayı dolduracağız. Yani dolayısıyla biz bu combo box doldurma işlemini dedik ki yani bir klas altında toplayalım. Bir sorgu gönderelim. O bize sorgunun karşılığında bir dönüş yapsın. Ve biz onu combo box'a yerleştirelim demiştik. Ne yaptık biz? Dedik ki bir sorguyu gönderelim. VSHelper altında bir tane de metot yazalım demiştik. VSHelper'e çift tıklayarak da gidebilirim. Ya da pardon. VSHelper'ın üstüne sağ tuş Go to Definition de diyebilirim. Kısa yolu F12'dir. Tıkladığımda yine bunun içerisinde beni yönlendiriyor. Şimdi buraya geldim. Burada bir data table tipinde bir metot yazdım. Bu şu anlama geliyor. Bana bu yani buraya tipin data table koyduğum için, hatırlarsanız bunun return'ü de data table olmak zorundaydı. Yani tipi aynı olmak zorundaydı. Yani ben buraya bir sayı gönderirsem altı çizili olacak. Çünkü bakın uyarıda diyor ki ben biri data table'a çeviremedim diyor. Yani integer'ı data table'a çeviremedim diye uyarıyı veriyor. Data'yı çeviriyor tekrar. İşin özeti, biz orada combo box için bir sorgu gönderiyoruz. Burada tipli string olan. Sorgumuza karşılık bir veri tabanı çalışması yapıyor. Yani veri Allah. SQL comment ile. Karşılığında bulduğu tabloyu bize load edip geri gönderiyor. Şimdi bir devam edelim. Personel kayıta geri geldim. Şimdi şurada yani çok fark etmeyecek belki ama şunu da yapabiliriz. Yani ben burada tuttum, yeni bir data table oluşturdum çalışma durumu diye, sonra buraya yazdım. Bunu buradan alıp doğrudan buraya da yazabiliriz. Yani aslında burada iki iş yapmış olduk. Yani aldık, tekrar bir değişken atadık gibi düşünebilirsiniz. Değişkeni de buraya yazdık ama doğrudan bunu da buraya yazabiliriz. Çünkü bunun sonucunda bana zaten data table dönüyor. Deneyelim ve çalıştığından emin olalım. Personel'e tıkladım ve işte çalışıyor, çalışmıyor diye geliyor. Şimdi devam edelim. İşlemlerimizi birazcık daha rahatlatalım. Şimdi bunu bizim diğer şeylerde de kullanalım. Yani burada yazdık, tamam işimizi görüyor ama diğer yapılarda, yani diğer formlarda da kullanalım. Aradan çıkartmış olalım. Ne demiştim ben? Açıyorum tekrar uygulamamı. Demiştim ki gelen ziyaretçi üzerinde ben ziyaretçileri dolduracağım. Artı ziyaret edileni dolduracağım. Personeli. O zaman tanımlanmış olan personelleri buraya çekme işlemini yapalım. Dolayısıyla öncelikle benim personel kaydı yapmam gerekiyor. Bunu şöyle ilerletelim. Combo box'ları yapmak istediğim için şu an öncelikle ben bir tane personeli manuel gireceğim. Deneme olsun. Çalışma durumuna 1 diyorum. Zaten demiştim ki çalışma durumu bize 1 gelecek. Yani 1 çalışıyor, 2 çalışmıyor diye gelecek.
İşe giriş tarihi de boş olsun şimdilik. İşe giriş tarihini herhalde boş geçiremez yapmışız. Bir düzeltelim. Evet. Boş geçirebilir yapalım. Bir bakalım, tekrar emin olalım. Tamam. İşe giriş tarihini dediğim gibi boş bıraktım. Şimdilik boş bıraktım. Sonrasında biz veriyi gönderirken bunu zaten değerlendiriyor olacağız. Şimdi ben bir kişi daha ekleyeyim. Çalışma durumu 1. Orhan Veli çalışma durumu 1. Tamam. Şimdi geldim koduma. Nerede kullanacağız demiştim. Gelen ziyaretçi de kullanacağız demiştim. Şimdi geliyorum ziyaretçiye. Gelen ziyaretçiye. Ben burada neyi doldurmak istiyorum? Ziyaret edileni dolduracağım. Bakın, çift tıkladım. Gelen ziyaretçi form dağıtını açtım. Şimdi geri geliyorum. En son nerede çalışma yaptık? Personel kayıtta yaptık. Bakın, personel kaydım. Personel kaydım. Form dağıtındaki şu kodu kopyalıyorum. Şu şekilde kopyaladım. Geldim. Gelen ziyaretçinin üzerine form adına bunu yapıştırdım. Aslında yazabilirim. Yazabilirdim ama burada bunu göstermem amacım şu. Proje içerisinde zaten bir şeyler yazdık. Aynı şeyi bir daha yazmamıza gerek yok. Zaten bu yüzden değerli toplu kod yazmaya çalışıyoruz. En azından benim bildiğim kadarıyla diyeyim. Şimdi bakın, burada şu hatayı veriyor. Diyor ki ben bu combo box'ı bulamadım. Çünkü bu formun üzerinde, yani gelen ziyaretçinin üzerinde öyle bir combo box yok. Ziyaret edileni dolduracağım ben. Dolayısıyla ziyaret edilenin combo box ismini almam gerekiyor. Devam ediyorum. Tekrar geldim. Formula attım. Gelen ziyaretçi formula attım. Şimdi ben ne istiyorum? Sorgum şu. Bana git bütün personelleri al diyorum. Tablomuzun ismi personel diye bakalım. Personel. Okey. Tüm personelleri al dedim. Okey. Bana zaten bu sorguyu gönderdiğimde bana karşılığında bir data source dönecekti hatırlarsanız. Bunu da diyorum ki git combo box gelen ziyaretçi ziyaret edilen. Bunu ziyaret edilenin içerisine doldur diyorum. Bakın. Peki. VS Helper'ın bakın hiçbir şey değiştirmedim. Çünkü ben sorgu göndereceğim ama bana sonuç dönecek hatırlarsanız. Aynı yapıyı kullanıyorum. Birebir aynı yapı. ID bir isim mi, ona bakalım bir. Adı soyad. Buraya adı diyelim şimdilik. Adi ve soyad. Şimdi bunu deniyorum. Bakın. Hiçbir şey yapmadım. Kopyaladım, yapıştırdım ve şimdi deniyorum. Bakalım herhangi bir hatamız var mı yok mu, beraber göreceğiz. Gelen ziyaretçi diyorum. Bakın, personellerim geldi. Gördüğünüz gibi. Buna şimdi biraz sonra ad soyad da birleştireceğiz. Ona da geleceğiz. Şimdilik sadece düzenli bir şekilde hepsini yerleştirmeye çalışacağız. Eklemeye çalışacağız daha doğrusu. Aynı şekilde bunu gelen ziyaretçi için de yapalım. Bir tane de manuel gelen ziyaretçi ekleyelim. Onun da buraya geldiğini görelim. Edit. Bir tane firma ID gerekiyor bana. Şuradan bakalım. Tamam, şu biri kullanabiliriz. Bakın, biri kullanacağım. Bir bana deneme firması. Edit. Diyorum ki gelen ziyaretçimin adı ziyaretçi bir olsun. TC numarası 1 2 3 olsun, önemli değil. Daha sonrasında tabi buna kontrol falan ekleyeceğiz. Şu an hani test amaçlı yapıyorum. Normalde biz ziyaretçiyi kaydettiğimiz zaman buraya ilgili firmayı zaten bir göndereceğiz. İki göndereceğiz. Yani combo box'ta görünen ismi
firma ismi olacak ama biz kaydederken bir göndereceğiz. Bunu da tabii detaylarına geliyor olacağız. Bir refresh edeyim. Bir ziyaretçi kaydımızı görelim. Bakayım kayıt var mı? Var. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi bunu da bakın forma geliyorum. Şimdi ziyaret edeni doldurduk. Şimdi ziyaretçiyi dolduracağım. Ziyaretçi. Şunu durduralım. Kodu durdurmamız lazım. Ziyaretçi bizim personel listemiz zaten. Bakın yapıştırdım. Şimdi zaten sorgu burada tanımlı. Şunu yapabiliriz bakın. Yani aslında iki türlü olur. Sorgu 2 derim. Sorunu çözerim. Ama zaten ben sorguyu burada tanımlamışım. String tipinde. Bir kere kullandım. İşimi gördü. Şimdi ikinciyi devam edeceğim. Dolayısıyla bunu silerim. Yeni bir tane tanımlamam. Var olan sorgunun içeriğini değiştiririm. Böylelikle benim de işimi görmüş olacak. Tablomuzun ismi ziyaretçi. Tamamdır. Peki ziyaretçinin içerisinde ne varmış? ID var, adı var. ID'si var, adı var. Dolayısıyla ben burada geleceğim, diyeceğim ki git bana bütün ziyaretçileri al. Git VS Helper'ın içerisinden al. Aynı senaryo. Combo box. Gelen ziyaretçinin içerisine bunu yerleştir. Çalıştırıyorum. Bağlantı zaten açık diyor. Bakalım. Beraber görelim. Bir. Şunu kapatıyorum. İki. Şunu kapatıyorum. Şunları bir kapatalım. Bağlantı açık diyor çünkü. Bir yenileyelim. Hatamızı görelim. Nerede patlıyoruz? Beraber çözelim bunu da. Diyor ki bağlantı zaten açık. Tamam, olayı bulduk. Bakın. Combo box'tan veriyi aldık. İkinci defa gönderdiğimiz zaman bağlantı açık diyor. Çünkü bir hata yapmışız. Hatamız ne? Ben bağlantıyı açmışım. Bakın metodun içerisinde ama bağlantıyı kapatmamışım. Bu güzel bir örnek oldu. Bakın. Daha önce yazdığımızda şu yoktu. Şöyle göstereyim. Yani ben bağlantıyı aç demişim. Geldi, açtı, işini yaptı. Aynı metoda, bakın aynı metoda peşine ikincisini gönderdim. Neden ikincisini gönderdim? Şuraya tekrar dönüyorum. Kafanız karışmasın diye. Ziyaret nereye yazdık? Gelen ziyaretçi. Yani şöyle. Gitti bunu çalıştırdı. Okey, aldı. Peşine geldi, ikinciyi açtı. Dedi ki database açık. Yani başka biri kullanıyor aslında. Yani kullanımda şu an. Bunu da aslında projeye ilk başlarken bunlardan bahsetmiştim. Yani close and open and close yapısından. Şimdi geldim o zaman. Bunu fark ettik. Buraya yapıştırdık bunu. Yazdık yani. Açtım. İşlemlerimi yaptım. Sunucuyu kapattım. Açtım. Yukarıda da aynı bakın. Kaydetme işleminde de aynı. Açtım. Kapattım. Yani buraya kadar her şey yolunda. Devam ediyorum. Emin olalım. Doğru mu yaptık? Bakın, şu an bir sorun yaşamadım. Ziyaret edilen çalışıyor. Ziyaretçim de çalışıyor. Eklemiş olduğum ziyaretçinin adı soyadını almadık ama alacağız. Onları da yapacağız. Ekledim. Şuradaki firmayı da dolduralım. Combo box'larla işimiz kısmen bitiyor olsun. Firma kayıt. Pardon, ziyaretçi kayıt. Tamam. Bakın kodu gene kopyalıyorum. Bakın. Düzenli yazmamızın sebeplerinin artılarından birisi de bu. Sizin süreç içerisinde ihtiyacınız olan yerde hızlı yazmanızı sağlar. Yani ben şimdi combo box dolduracağım her yerde bunu kullanacağım. Burada da ilgili firmayı doldurmam gerekiyor. Bakın geldim. Dedim ki bana git bütün firmaları getir. Bunu da aldıktan sonra combo box ilgili firmayı doldur dedim. Bakın kopyala yapıştır. Bu şekilde.
Bunun içerisinde de ID, firmaya bakıyorum şimdi. Firma adı demişiz. Firma adı. Şöyle. Deniyorum. Hepsini görelim şimdi. Geldim ziyaretçiye. Ziyaretçilerim dolu. Ziyaret edilen dolu. Ziyaretçiyi açıyorum. Deneme, deneme on vesaire. Bütün hepsi geliyor şu an karşıma. Şu an bütün bilgilerimiz geldi karşımıza. Yani combo box doldurma da bundan ibaret. Combo box da bundan ibaret. Burada şunu bir deneyelim. Bakalım olacak mı? Olmazsa daha sonrasında bunu tekrardan düzeltiriz. Bunu şurada denemek istiyorum ben. Çalışma durumu değil, pardon. Ziyaretçinin değil, pardon. Personel kayıt. Personel kayıtta ben ziyaretçi kaydı, özür dilerim. Ziyaretçi kaydında personelin adını aldım. Bir de soyadını almak istiyorum. Bir deneyelim. Şöyle soyadı. Buraya da bir tane bir boşluk atalım. Bir emin olalım. Bakalım oluyor mu olmuyor mu diye. Ziyaret edilen 1-2 oldu. Tamam. İstediğimiz olmadı. Tamam, buna bakacağız. Buna tekrardan döneceğiz. Şimdilik şöyle bırakalım. Şimdi ilgili firmaya geri dönüyorum ben. Firma kayda. Şu an hani gördüğünüz gibi combo box'ları bir şekilde doldurduk. Şimdi tekrardan firma kaydı dönüyorum. Firma kaydında bizim aslında kısmen zorunlu alanlarımız var. Yani ben kullanıcıya diyorum ki firma adı gir, adres bilgisi gir, bir de işte e-posta adresi gir. Aslında burada benim kullanacağım bazı bilgilerim zorunlu ise ben kullanıcıya diyeceğim ki ya sen bunları boş geçemezsin diyeceğim. Şimdi bunu yapacağız. Kısmen zorunlu alanlarımızı belirleyeceğiz. Eğer şöyle pardon if yanlış yazdım. If yazıp tap tap yaptım. Bakın bir tane bana kod bloğu açtı. Şimdi true'nun içerisine diyorum ki eğer text box firma adı eğer eşit eşittir boş ise pardon yanlış yazmışız dalmışım. Text box yani firma adının teksti boş ise uyarı verdireceğiz. Hani bunu bakın şuradan direkt kopyasını aldım. Yani hiç şöyle. Hatta şöyle komple kopyasını alıyorum. Hızlı gitmek adına. Geldim buraya. Yapıştırdım. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Uyarı vereceğim. Burayı değiştiriyorum. Hatırlarsanız ilk yazdığımız şey açıklamaydı. Lütfen firma adı bilgisini giriniz. İşte başlığımız uyarı. İşte mesaj box butonumuz okey. Ve mesaj box ikonumuzda error. Bunu hani warning de yapabiliriz. Bir uyarı değil çünkü. Eksik veri var. Bu şekilde. Tamam geldim. Aynısını yazıyorum. Bakın if şöyle yapalım. Text box e-posta adresi nokta text eşit eşittir boş ise diyorum. Gene kopyasını aldım buranın. Yapıştırdım. Lütfen firmaya ait e-posta adresi bilgisini giriniz. İşte bir tane daha kopyalıyorum.
Textbox adres bilgisi. Dediğim gibi bu arada textbox'lara düzenli isimler verdiğimiz için bizi yani zorlamıyor. Aradığımızı bulabiliyoruz en azından. Lütfen firmaya ait adres bilgisini giriniz. Bir deneyelim. Bakalım eksik bilgimiz var mı yok mu bir görelim. Firma dedim. Bakın nokta atış firma adı giriniz diyor. Ve hepsine bakıyor. Şimdi burada bir hata yaptık. Hatta bakın daha kötü oldu. Firma adı bilgisi giriniz. Lütfen e-posta adresi bilgisi giriniz. Lütfen firma adres bilgisi giriniz ve en sonunda başarıyla gerçekleşti uyarısı veriyor. Ya bayağı bir burada düzensiz iş yaptık. Şimdi bunu düzeltelim. Şimdi burada neden böyle oldu? Çünkü bana bir mesaj box çıkıyor okey diye. Ben okey'e bastığım zaman bu koşula geçiyor. Okey'e bastım bu koşula geçiyor. Yani her okey dediğim zaman yani ben hatayı gördüm okey dedim sistem devam ediyor ikinci koşula. Okey dedim buna da okey deyip devam ediyorum ve işleme devam ediyor. Ve try catch'e girip kayıt işlemi yapıyor. Şimdi devam ediyorum. Aslında bütün hepsini boş kaydetti. Şimdi burayı düzeltelim. Bir tık daha anlaşılır hale getirelim. Şimdi ben diyorum ki firma adı boş olabilir. Ya da or diyorum. Tek satıra düşüreceğim yapacağımız işi. E-posta adresi boş olabilir diyorum. Ya da adres bilgisi boş olabilir. Bunlardan herhangi biri boş ise herhangi biri boş ise bana uyarı ver diyorum. Bakın şuradaki ikisini sildim. Çünkü teke düşürdük. Eğer diyorum bunların yani böyle bir şartı takılmazsan else deyip devam ediyorum. Yani hepsi doluysa else'e geç diyorum. Else kısmında da try'ı komple buradan alıyorum. Try catch'i. Else'in içerisine koyuyorum. Yani yapmak istediğimiz şu. Git. Üçünü birden kontrol et. Herhangi biri boş ise uyarıyı ver. Ve tamam dediğimde hiçbir işlem yapma. Çünkü else kısmına girmiyor. Devam ediyorum. Firmaya geldim. Bakın firma adı bilgisini bu giriniz diyor devam etmiyor. İşte firma adı girdim. Firma adı bilgisini giriniz diyor. Cümleyi de düzeltmemiz lazımmış. Cümleyi de beraber düzeltelim. Çünkü anlamsız olmuş. Lütfen firma adı hatta şöyle diyelim daha şık olsun. Firmaya ait ad e-posta adresi veya adres bilgilerinden birisi boş durumdadır. Yani kullanıcının önüne çıkaracağımız uyarıyı bir tık daha anlamlı hale getirdik. Bir daha deneyelim. Bakın firma dedim. Kaydediyorum. Firmaya ait işte ad vesaire dediğimiz bilgiler geldi. Uyarı mesajıyla geldi ve bir uyarı ikonuyla geldi. İşte A dedim devam ediyorum. Hala eksiğimiz var. B diyorum devam ediyorum. Hala eksiğimiz var. Ama ne zaman ki eksik bilgilerin hepsini girdim. Firma kaydı başarıyla gerçekleşti ve ekranları temizledim. Aslında burada bunu göstermek istedim. Şunu göstermek istedim. Kodu belli bir mantıkla yazmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi bir kod yazarken basit bir şey ekliyor olsak bile bu sefer aşağıdaki yazmış olduğumuz başka bir kodun çalışma şeklini bozmuş oluyoruz. Az önce neden sorun yaşadık? Ben alt alta ifler ekledim. Ama her okey dediğimde bir sonraki ife geçti. Bir sonraki ife geçti. En son başka bir if bulamadığı için gitti. Try catch'in içine girdi. Yani git işlemleri yap, kaydetin içine girdi. Yani dolayısıyla ben burada ne yapmak istedim? Herhangi biri boş ise devam etme dedim. Bunun için de else dedim. Kontrollerimizi sağladık. Ve bu şartı sağlayan bir durum olmadığı için yani eksik verimiz olmadığı için else kısmına girdi ve dedi ki kayıt işlemini tamamladı. Kayıt işlemi sırasında da yine kendi kontrolümüz var. Gördüğünüz gibi firma işlemi tamamlanamadı. Yani kayıt işlemi tamamlanamadı. Bu da daha önce konuştuğumuz try catch'in kendi içerisindeki kontrol mekanizmasıydı. Bu videomda da bu kadar.
Hem bir çalışma yapmış olalım. Özetle özetlemek gerekirse bu videomuzda yazmış olduğumuz combobox doldurma işlemini yani bu çalışıyor çalışmıyor durumda yazdığımız combobox işlemini gelen ziyaretçi üzerinde kullandık. Ve yeni bir ziyaretçi tanımı asıl ziyaretçi tanımı üzerinde ilgili firma üzerine firmayı eklemek için kullandık. Bakın burada az önce hatalı kaydı yapmıştık. Hatırlarsanız boş kaydetti demiştim. O yüzden boş geldi bunlar da. Bunları database üzerinden düzeltiyor oluruz ya da silme işlemi yaparız. Silme işlemiyle bunları devam ettiriyor oluruz. Ve bir sonraki işlemimizde de hani bir form üzerinden kayıt yaparken dedik ki bazı alanlar boş geçilemez. Ve bununla beraber de daha önce yazmış olduğumuz kodu da yeni eklemiş olduğumuz kontrol mekanizmasının içerisine dahil ettik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda kaldığımız yerden ufak ufak diğer formların geliştirmesine devam ediyor olacağız.